Hepimiz endişeliyiz. Sadece biz değil, hepimizde bir endişe var. Burnumuzun dibinde, bu zaten korkulacak bir hastalık. Karşı karşıya, bunu başka yere de götürebilirlerdi. Başka hastanelere de götürebilirlerdi. Başka bir yere de getirebilirlerdi. Bir de artı çocuklar varmıştı, dün onu öğrendik. Kreş varmıştı hastane bahçesinin içerisinde. Burnumuzun dibinde oku karşıda. Getirmek istemedim. Ben açıkçası çocuğumu getirmek istemedim. 132 yolcu ve 8 mürettebattan oluşan toplam 140 vatandaş İran'ın Tahran kentinden Ankara'ya Esenboğa Havaalanı'na getirilmişti. Bu vatandaşlar başkent Ankara'da yer alan Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ve Bilkent Gözlem Konuk Evi'ne nakledildiler. Kuluçka süresi olarak belirlenen 14 gün boyunca gözlem altında bulundurulacak vatandaşlardan ilk numuneler alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan numunelerde koronavirüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı dün akşam itibariyle. Ancak Zekai Tahir Burak Hastanesi yakınında yaşayan ve çalışan esnaflar, çocuklarını okula getiren veliler endişeli. Biz de bugün Medyascope Ankara ekibi olarak Zekai Tahir Burak Hastanesi yakınındaydık ve vatandaşlara neler düşündüklerini, endişelenip endişelenmediklerini sorduk. Vallahi Allah yardımcılar olsun. Ne yapalım? Korunacağız. Kendimize dikkat edeceğiz. Yabancı uyruklu insan çok bizde. Dışarıya çıkmadığı sürece bir sıkıntı olmaz. Daha önce deneyimimiz var zaten. Yakın temas olmadığı sürece de bulaşmaz diyorlar herhalde. İnşallah bir şey olmaz diye gidip geliyoruz. Bölgede çalışıyorum. Günlük 4 kere de geçerim buradan. Sabah böyle, akşam öğlen iş gereği. Allah yardımcımız olsun diyelim. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Hepimiz endişeliyiz. Sadece biz değil. Hepimizde bir endişe var. Burnumuzun dibinde. Bu zaten korkulacak bir hastalık. Karşı karşıya. Bunu başka yere de götürebilirlerdi. Başka hastanelere de götürebilirlerdi. Başka bir yere de getirebilirlerdi. Bir de artı çocuklar varmıştı. Dün onu öğrendik. Kreş varmıştı hastane bahçesinin içerisinde. Burnumuzun dibinde oku karşıda. Getirmek istemedim. Ben açıkçası çocuğumu getirmek istemedim. Hani müdürü ne konuştu, ne etti onu da bilmiyorum. Ne şey yaptı. Bakalım, Allah'tan hayırlısını diliyoruz. Bizlere konuşmadı. Öyle bir açıklaması olmadı. Ama duyduğumuza göre konuşma olmuş. Yani öyle bir sakınacak, korkulacak bir şey yok deniliyor. İnşallah öyledir. Endişeliyim. Çünkü çok tehlikeli bir hastalık. Ben de tıp öğrencisiyim zaten. Bunun içeriğini biliyorum bu hastalığı. Yani inhalasyon, yani solunum yoluyla bulaştığı için çok tehlikeli, öldürücü olabilir. O yüzden endişeliyiz burada. Kendimize dikkat etmeye çabalıyoruz. Önlemli, evet, burada yaşıyorum. Şu ileride hemen yaşıyorum. Koruma önlemleri almaya çabalıyorum. Bugün maske almadım da normalde maske almaya falan çalışıyorum. Bugün mesela derse gittim. Derste bazı arkadaşlarımız maske takmışlardı. Yani Türkiye genelinde bir büyük bir endişe var. Gerekli önlemlerin de tam alındığını düşünmüyorum devlet tarafından. Yani tam bir bilgilendirme, bilinçlendirme yok. O yüzden yani kendimizi kendimizce korumaya çalışıyoruz, bu kadar. Ya biraz korku da var içimizde ama yapacak bir şey yok. Tedbirimizi alıyoruz. Yapılmış diye müdürümüz ya, o konuda bilgilendirilmiş diye biliyoruz biz. Geçenkinde de vardı. Hepsi bilinçli bir şekilde de. Bence belki burada olmasını pek doğru bulmuyoruz o. Yani şehrin göbeğinde okulun karşısında olması bizce yanlış.